Merhabalar bütün insanlığa. Bugünkü konu başlığımız yalan ve dürüstlük kavramları üzerine olacaktır. Bilindiği üzere yalan söylemek, fiillerde bulunmak, dedikodu yani gıybet dediğimiz kavram. Bunlar egonun kendi sıfatları içerisinde program olarak biyokompütörümüzde mevcut bulunmaktadır. Hangi toplumlarda yalan, hangi bireylerde yalan söyleme, yalan ilişkiler kurma, yalan planlamalar, yalan süreçler şekillenmesi ön plandadır acaba? Medeni toplumlarda mı, olgun toplumlarda mı? Orman kanunlarının içinde mi? Elbette ki dürüstlük bir mücadeleyi gerektiriyor. Egomuzun var olan sıfatlarına karşı muhalefet etmemizi gerektirmektedir. Aksi takdirde değersel kavram şekillenemeyecektir zaten. Yalan kolayca söylenebilir veya bir takım yalansal fiiliyatlar içerisinde hem söz düzeyinde hem de birçok davranışlar, ilişkiler, planlamalar, süreçlere yansıtılabilir. Yalanın kendi basit olabilir, sonuçları yalan söyleyenin kendini tartışmaya açacak kadar korkunç olmaktadır. Yalan bir marifet değildir. Elbette ki her doğruyu her yerde söyleyemiyoruz. Şartlar öyle gerektirdiği için. Fakat bazı manevralarla süreç geçilmesi gerekebilir. Gerekiyor da bazen. Çünkü her doğru her yere emanet edilemez. Neden? Çünkü bazı doğrular hassasiyeti dolayısıyla, resmiyeti, ciddiyeti dolayısıyla ulu orta her yere dökülemez. Yalanın kendi insanın ne derece ego kesildiğinin de bir indikatörüdür diyebiliriz. Yani siz bir egosal sıfatı sürekli çok oyuncuk gibi, basit bir şeymiş gibi veya marifetmiş gibi ön plana çıkarma çabası ve onun üzerine yaşam tarzı kuruyor olabilirsiniz. Fakat ve söylenen yalanlar karşısında da yakalansanız da, tespit edilseniz de eğer kalbinizde zerre kadar bir utanma, çekinme, hicap duyma, vicdani ızdırap duyma diye bir şey kalmamışsa böyle birey ve toplumlar yozlaşmıştır, değerlerini kaybetmiştir, medenileşememiştir, olgunlaşamamıştır. Hem gelenekselliğine sahip çıkamamıştır, hem de medeni yöndeki süreçlerini sürekli gelişime tabi tutmamış demektir. Olgunlaşamayan insan, ego kesilen insan sürekli yalan söyler. Sürekli birilerini yalan söyleme üzerine sevk ve idare ederek bir vizyon ürettiğini zannedebilir.
Bunu dünyanın her tarafında da, bireylerde de, toplumlarda da gözlemleyebiliriz. Halbuki dürüstlüğe bakıldığı zaman, dürüst olabilmek, bu sıfatla sıfatlanabilmek için egomuzun üzerine bir takım değerleri ekmemizi gerektirmektedir. Bir takım ciddi çabalar, eforlar harcamamızı gerektirmektedir. Yani burada dürüst olmak ciddi çabaları gerektiriyor ve sonuçta insanın kendine asalet katan, erdem katan, onu gerçek insan olma yolunda mana ve mahiyet yönünden ileriye taşıyan önemli bir dinamik olarak görülmektedir. Kimi olgunlaşmamış birey ve toplumların sürekli yalan söylüyor olması, diğer ülkeleri kandırarak, ne bileyim, değişik değişik bir takım süreçlere sevk etme adına, kendi çıkarlarını temin etme adına bir takım yalan söylem ve ilişkilere yaklaşım tarzları yönünde çaba ve çırpınışlar içinde olduğunu görüyoruz. Halbuki bu yönde kendini yıpratması, zehirlemesi yerine dürüst kavramları teşvik edip onları ön plana çıkartması gerekmektedir. Kalıcı olan, gerçek vizyon getiren, sanal olmayan dürüstlüktür ancak. Dürüst olmayan insanlar, bütün icraatlarını inceleyiniz. Acaba kendi kendine dürüstçe acı gerçeklerini itiraf edebilecek bir erdeme, egosunu aşmışlık boyutuna sahip midir? Böyle insanlar hayatı nasıl tanımlıyor acaba? Bir sanal ortamda avunalım, zevkleyelim, yalanlarla dalaveralar geçelim. Bunun sonucunda elimize geçecek, elle tutulur bir şey olacak mı acaba? Sanal bir takım yaklaşımları gerçek başarıymış gibi pazarlamaya kalkışanlar, bunlar bu sanalların etkisinde psikolojik vaka olmaktan öteye gidemeyeceklerdir. Yalan mayasızlıktır. Yalan insanın kendine ihanetin en büyüğüdür. Yalan varlıksallığa, emeğe en büyük düşmanlıktır. Toplumuna katkı vermeye yapılabilecek en büyük ihanettir de aynı zamanda. Dürüst olmak bir yaşam kalitesidir. Bir insani erdemdir. Böyle bireylerin oluşturduğu toplumlar, dürüstlükle ön plana çıkmış olması eninde sonunda kazanımları gerçek olacaktır. Gerçekle sürekli hayata yansıma yapanlar en sonunda gerçek başarılara kavuşurlar. Ciddi bedeller ödeseler bile. Yalanı sevgiliymiş gibi, sürekli özel bir marifetmiş gibi ön plana çıkaranlar sanal süreçlerin altında yok olup gideceklerdir. Hepimiz bu gibi kavramlarla yüzleşmemiz gerekmektedir. Programımızı
dinlediğiniz için. Sevgiler, saygılar, teşekkürler. Allah'a ısmarladık.